bir yerlerde duymuştum, bir yerlerde izlemiştim gibi Harmandalı Zeybe ile bir açılış başlayabiliriz. Yapalım. Evet. Vallahi alkışlıyorum efendim. Şimdi ekranlarımızda sevgili Şükrü Kocaer ve Havva Hanım var. Havva Türedi var. Güzel bir Efe oyunu, Harmandalı oyunu sergileyecekler. Biz de keyifle izleyeceğiz efendim. Şimdi ekran sizin. Evet. Gerçekten muhteşem bir görüntüydü. Evet, çok haklısınız. Efelik, Harmandalı yaşanır, öğrenilmez, yaşanır gerçekten. Bize yaşattığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sizi bir soluklandırmak için kısacık araya gidiyorum. İşaretimi gösteriyorum ama yayınımız canlı canlı devam edecek. Mutlaka buluşmak üzere, biz hemen döneceğiz. Kentimize güzel bir kazanım köşesi oldu bu diye düşünüyorum. Ve programın konukları ve yaptıkları işler de yine kentimize güzel bir kazanım. Kendine çok teşekkür ediyorum. İzmir'in efelerini Körfez'de yaşatıyorlar ve dünden bugüne baktığımızda devleşerek büyüyorlar. Gerçekten katılım isteği, ben de yapabilir miyim, ben de katılabilir miyim sevdası yoğun emek artmakta. Öyle güzel anlatıyorlar ki şimdi bugünden itibaren dinleyen ve izleyen herkesin de sevdası biraz daha çoğalacak. Böyle olursa ne yapacaksınız? Evet. Var mı size katılmanın zamanı? Var mı çok katılıma cevap verecek mekanınız?
Şimdi başlangıç olarak biz seviye seviye ayırıyoruz. Yani başlangıç sınıfı, orta ve ileri seviye sınıflar olarak. Eğer belirli bir kontenjan dahilinde ön kayıtlar yapıldıktan sonra haftada bir gün, iki saat, iki ders arka arkaya olmak suretiyle bunu biz ders haline getiriyoruz. Haftada bir gün deyince tatil gününde mi oluyor? Hayır, hafta içi oluyor. Hafta içi oluyor. Bizim şu an pazartesi, çarşamba sınıflarımız var. Pazartesi ileri mesai seviye sınıfımız. Hayır, mesai saatinden değil, sonra akşam saat 8. Ha, güzel. 8-9.30. Hatta güzel. Bu 10'a kadar sürüyor. İki ders arka arkaya yapıyoruz. Çarşamba sınıfı yeni başlayan bir sınıf, başlangıç seviye ve biz bunları kurlar halinde yapıyoruz. Yani ZB'ye ilk başlamak isteyen arkadaşlarımız 3 aylık başlangıç kuruna kayıt olmak zorunda. O kurla beraber sonra devam etmek isteyenler için orta seviye sınıfları. Peki bu kolay gibi görünen ama çok zor bir oyun çok diye düşünüyorum. O başlangıç kurundan sonra korkup kaçanlar oluyor mu? Genelde korkup kaçanlar olmuyor. Çünkü zor bir oyun yani. Şimdi bu zamana kadar bu işi beceremeyen, oynayamayan kimse çıkmadı. Bravo. Ha bundan sonra bilmiyorum, gelen arkadaşlardan bir ilk çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. O zaman. Hocam biraz mütevazı bir insandır. Burada Şükrü Hocam'ın emeği çok büyük. Değil mi? Herkese bu oyunu oynatıyor bir şekilde. Bravo. En kötülere bile oynatabiliyor. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Şimdi oyunu oynamanın iki tane biz başta şartını söylüyoruz. Birincisi bu oyunu istemek. İstemeden çünkü başarılacağını tahmin tabii etmiyorum. İkincisi de bu oyuna zaman ayırabilmeleri. Yani bir disiplin şart. O da başta hani devam disiplinli. Evet. Belki haftada bir gün İnsanların içi rahat olabiliyor. Hani evet ya, ne olacak, haftada bir gün iki saatimi, bir de akşammış, hafta içiymiş, ayırabilirim. Biz ama günler bunu, çok çabuk geçiyor. Biz bunu evet bir ders gelemedikleri zaman telafi yapabiliyoruz. Ama bu ikiye üçe çıktığı zaman oyundan düşüyor ister istemez. Evet. Çünkü ekip halinde ilerliyorlar. Ekip halinde ilerleyebilmelerinin en büyük nedeni arkadaşların bu ekip ruhunda yaşaması. Oynarken çünkü bu ya oyunu öğrenen insanlar kendilerine bu oyunu bir şekilde hapsetmiyorlar. Yani içinde kalmıyor. Bunu bir cemiyette, bir etkinlikte insanlara karşı sunmaları için öğreniyorlar. Yani bir şekilde sergilemek gerekiyor. Evet, sergilemek ya gerekiyor. Tabii, tabii. Bu da biz şu şekilde onlara ön ayak oluyoruz. Burada Körfez'in Efeleri grubu her ay İzmit'te mutlaka bir gece yapıyoruz. Çok güzel. Ve bu gecede başlangıç seviye dahil, ileri seviye, ben, sololar veya işte bu zamana kadar öğrenilen zeybekleri o yemek içerisinde, o gecede sunmaya gayret ediyoruz. Ne güzel, çok ve güzel. Biz buna Körfez'in Efeleri, aynı zamanda onların eş, dost, arkadaşları, aileleriyle beraber bir aile şeklinde çok peki, keyifli vakitler geçiyor. Peki bunu ilan ediyor musunuz kentte? Yani bizim, sizin o gecenize katılmak isteyen pek çok kişi olabilir. Evet, biz orada, şöyle yapıyoruz. Orada ben devreye gireyim. Buyurun. Bizim Körfez'in Efeleri diye Facebook'ta bir grubumuz var. Bu grupla bize ulaşabilirler. Bu grupla gerekli ilanları, duyurularımızı yapıyoruz. Çok güzel. Hemen adresi veriyoruz şimdi. Facebook hemen. Körfez'in Efeleri adlı grubumuz var Facebook'ta. Evet. Facebook'tan bize ulaşabilirler. Muhteşem. Yönetici arkadaşlarımız orada gruba katılmak isteyen üyelere de zaten gerekli analizi, incelemeyi yapıldıktan sonra kendilerine izin veriyorlar. Gruba da katılabilirler. Ama bu tabii gruba katılmaları bizim için bir başlangıçtır. Biz bunun devamını da istiyoruz. Devamını da işte derslere gelmeleriyle, gruplara katılmalarıyla, bu oyunu öğrenmeleriyle istiyoruz aslında. Onun için devam şart diyorsunuz. Çok büyük bir talep de var aslında. Siz az önce konuşurken ben girecektim ama bölmeyeyim diye girmedim. Ne bizim yapalım biliyor musunuz? Ben de bölmeyeyim diye, siz unutmayın ama söyleyeceğiniz şeyi. Bir reklama gitmeden bir oyun almak istiyorum. O oyunu içimize sindirelim evet, biz reklam peki izlerken. Öyle yapalım. Ondan tamam, sonra sohbetimize devam edelim istiyorum. Şimdi bir oyun. Herkesin de hikayesini aşina olduğu çökertme. Aa, Zeybe'ye. İnanmıyorum. Evet.
Çok teşekkür ederim. Çökertme Zeybi. O zaman çökertme hikayesini de reklamdan sonra dinleyelim. Reklamdan sonra çökertme hikayesini. Önce oyunu görelim, efendim, sonra hikayesini. Muhteşem bir oyun. Çökertme geliyor. Keyifle izliyoruz. Yine sevgili arkadaşlar Zekeriya Taylan ve Doktor Havva Türedi birlikte oynuyorlar. Akabinde reklamlardan sonra hikayesini dinliyoruz. Şimdi çok dikkatli izliyoruz efendim. Ekran sizin. Aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım selamet. Bitezi'de yalısına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Bitezi'de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da aspat değil halilim, aman bitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Tebrik ediyorum gerçekten, yüreğinize sağlık. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkürler. Bize çok enfes bir çökertme izlettiğiniz için alkışlar size olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim kısacık bir reklam arasına gidiyorum. Arkadaşlar.